6 Haziran 2023 Aşiyan Müzesi. Aşiyan Müzesi'ne hayatımda ilk defa gittim maalesef. Anadolu yakasından metrobüsle Zincirlikuyu'ya oradan Hacı Osman metrosuyla Levent'te indim. Levent metrosuna geçtim. Levent metrosundan Rumeli Hisar Üstü Finküler hattıyla da sahile ulaştım. Sahilden yokuş ve merdivenler tırmanmak zorundasınız müzeye ulaşmak için. Tevfik Fikret'in 1906-1915 yılları arasında yaşadığı 1945'ten beri de müze olarak hizmet veren bir bina. Tevfik Fikret ve Tanzimat Edebiyatı ve Edebiyatı Cedide dönemlerinin önemli şahsiyetlerinin eşyaları bulunuyor. Binanın planını bizzat Tevfik Fikret çizmiş. 1906'da binanın inşaatı tamamlanmış. 1945'te Edebiyatı Cedide Müzesi olarak açılan yapı Tevfik Fikret'in Eyüp Aile Mezarlığı'ndaki mezarının 1961'de müzenin bahçesine taşınmasıyla Aşiyan Müzesi adını alıyor. Tevfik Fikret'in mezarı hemen binanın yanında, binanın bahçesinde İBB restorasyonu tamamlanıyor. Yeniden açılmış durumda Tevfik Fikret 24 Aralık 1867 İstanbul doğumlu. 19 Ağustos 1915'te İstanbul'da vefat etti. Devrimci ve idealist fikirleriyle Mustafa Kemal Atatürk'ü de etkilemiş önemli bir aydın, şair ve ressam aynı zamanda. Aşiyana Üsküdar üzerinden de ulaşabilirsiniz teknelerle direkt sahile hemen müzenin sahil tarafına ulaşıyorsunuz ama o dik yokuşu çıkmak zorundasınız maalesef ama en pratiği önünden kalkan motorlar hem Üsküdar'a hem Küçük Su'ya motorlar kalkıyor. Müzeye giriş ücretsiz. Pazartesi hariç her gün açık. Kimi müzelerde kendinizi e, istenmeyen kişi hissederek yür dolaşıyorsunuz. Burası da böyle İBB işletmesinde yönetiminde bir müze. Ee, müzede maalesef müze birilerinin tapulu malı da e, siz yabancı misafirmişsiniz gibi bir hissiyata kapılıyorsunuz. Muamele hiç hoş değil. Ee, ama gene de değerli bir bina. İstanbul'da yaşayan herkesin mutlaka görmesi gereken tabii ki çok önemli bir yapı. Müzenin içerisinde fotoğraf çekmek, video çekmek yasak. Sadece Tevfik Fikret'in yatak odasından İstanbul Boğazı manzarasını çekmenize müsaade ediyorlar. Bu bilgiyi de bilin.